Teşekkürler. Sağ ol. Hülya, ne oldu Allah aşkına? Bak Serap, biz seninle eski dostuz değil mi? Birbirimizi severiz, sayarız. Şimdi bu hukukumuza istinaden senden bir ricam olacak benim. Tabii. Lütfen Sumru'dan uzak dur. Ne demek bu şimdi, anlamadım yani. Sumru'dan uzak durun ne demek? İş yerime gelip ortağımı anlaştığım kişiye şikayet etmekten vazgeçin demek. Ya ona yaptığınız her türlü saldırı beni etkiliyor. Yani çünkü o benim ortağım. Anlatabiliyor muyum? Ya bir dakika, bir dakika. Kim kimi şikayet etmiş? Feride Hanım. Feride Hanım Barış Bey'e gitmiş. Ve Sumru'ya güvenmemesi gerektiğini söylemiş. Annem mi? Evet. Ah anne ya, ah anne ya. Ya sabah benimle konuştu. Bazı şüphelerim var dedi. Ben de onunla konuştum. İkna etmeye çalıştım. İkna olmamış demek ki. Biz Sumru'nun iyi niyetini gördük değil mi? Hani daha önce de söyledim. Yani ona bir şans vermemiz gerekiyor. Ama bu sizin yaptığınız hiç yardımcı olmuyor Serap. Hülya, ben ne yapabilirim ki şimdi? Yani ona karşı daha iyi niyetli olabilirsin. Yani senin ikna olduğunu görürse Feride Hanım'ın da fikri değişecektir diye düşünüyorum ben. İyi, tamam, tamam da Hülya. Ben şimdi Sumru'ya karşı nasıl rol yapayım, ha? Çünkü benim de ona karşı hala kaygılarım var, endişelerim var. Sumru Cenk için, Azra için, sizin için nasıl rol yapıp yalan söylüyorsa... bence aynını sen de yapabilirsin Serap. Ya, ya ama Hülya, yani biz annem hiçbir şey hatırlamadığı için... Biliyorum hatırlamadığını. O yüzden Sumru'da gidip Feride Hanım'a Azra ile Cenk'in arasında açık olduğunu söylemiyor değil mi? Serap, hepimiz sizin için, sizin iyiliğiniz için elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz değil mi? Ben şahsen artık karşılığında bir çaba görmek istiyorum Serap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Kimse yok mu? Hülya Hanım geldi. Serap Hanım'la üst katta salondalar. Şirin? Buralardaydı ama şu an nerede bilmiyorum. Tamam kızım. Neyse. Şirin? Nasılsın teyzem? İyiyim kızım. Bir şey mi oldu? Benim sana bir şey söylemem lazım.